Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekliler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet arkadaşlar, size iğneyi çok güzel bir model hazırladım. Modelimi göstereyim. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın yine bu sık iğneli trabzanların üzerine, dalların üzerine bu şekilde çiçek hazırladım. Bu modeli bilirsiniz belki. Oya Hobim'de tek olarak 10 tane bu şekilde trabzanlar vardı. Ben de böyle bu şekilde üçer üçer, 3 sarı, 3 mor olarak bu şekilde çiçekler hazırlayarak tasarlamak istedim. Tek halinde 10 tane böyle sık iğnelerin üzerindeydi trabzanlar. Ben de böyle dalların üzerine yuva yaparak beşer zincirle bu şekilde hazırladım. Evet, bu kirpikli trabzanların üzerinde de dallar daha güzel oluyor tığ battılarının üzerinden olmaktansa arkadaşlar. Hem de bakın biraz menekşe çiçeğine de benzedi. Kolay menekşe de diyebiliriz. Her mor sarı görünce menekşe diyesimiz de geliyor yani arkadaşlar. Evet, şimdi modeli nasıl yaptık? Anlatım kısmına geçelim. Bantimin kenarını ikişer zincir çekerek tığlamalarını hazırlıyorum. Şöyle. 696 nolu videomda mevcut arkadaşlar. 2 tane çiçeğimin arasına bu şekilde 12 tane kirpikli trabzan mesafesi bırakıyorum. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımı doladım. Şöyle. Tığ battının arasına girip iki zincir çekerek bir tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Bu şekilde bir kirpik oluşturdum. Bu şekilde 12-13 tane kirpiğimiz oldu. Şimdi çiçeğimiz için, dallarımız için yuva hazırlayacağız. Bir zincirimi çekiyorum. Sıradaki tığ battıya 2-2 alarak trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip 2 ve 2 alarak trabzanımı oluşturdum. 4 tane zincir çekiyorum. Ve buraya trabzan arasına kapattım. Bir boş, bir kirpikli. Şimdi yine bir tane boş trabzan yapıyorum. Zemini bu şekilde hazırladık. Şimdi buraya 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri ilk başta yaptığım bu boş trabzanın tepe noktasına girip sabitliyorum. Bir zincirle de dönüş yapıyorum. Hemen sık iğne. Bir zincirle güzel dönüş oluyor. 4 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2 alarak trabzan yapıyorum. Şimdi 5 zincir. 5 zinciri kapatıyorum. Şöyle trabzanımın arasına yuva hazırladım. Geriye kalan bu trabzan arasına da 5 tane sık iğne yapacağız. 1, şöyle 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne, altıncısı yuvada. Evet, ilk dalımızı bakın bu şekilde oluşturuyoruz. Bu 7 zincirli yuvaya bu şekilde 3 tane dal hazırlayacağım. Yine 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 2 defa tığı doladım. Hemen yuvadan girip şöyle 1, 2, 2 ve 2. 5 zincir. Buraya trabzanımın ara kısmına kapatıp kirpiği oluşturdum. Geriye kalan bu kısma yine 5 tane sık iğne. Hepsi sayarak yaparsanız simetri olur arkadaşlar. Biri uzun, biri kısa olmaz. 2, 3, 4 ve 5. Altıncıyı yine ana yuvada yapıp ikinci dalımı da hazırladım. Aynısından bir tane 4 zincir çekerek dala başladık. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1, 2, 2
ve 2. 5 zincir. Yuvaya kapat. Geriye kalan yine bu kısma 5 tane sık iğne, 1, şöyle 2, şöyle 3, 4 ve 5. 5 tane 6. yuvada ve buraya dibine bir sık iğne. Hani baştaki sık iğne vardı ya, onu sona da yapıyorum. Bir tane de buraya, şey, trabzanın arasına giriyorum. Yani iki tane olmuş oluyor bakın. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Bir defa tığı doladım. İlk başta yapmış olduğum bir tane yapmıştık ya. Ara suyuna geçiyorum yani. Bir. Şöyle. Bir, iki, üç, dört zincir. Kirpik. Bir zincir. Bir defa doluyorum. Ve şöyle. İki ve iki. 4 zincir. Yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Evet. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Buraya kapattım. Bir zincir. Bir defa tığı doladım. Ve 2 ve 2. 4 zincir. Şöyle. Yeterli sanırım arkadaşlar. Diğer kirpikli trabzanları da ben yapayım. Sonra bakın buradan boş yuva, dolu yuva, tekrar boş yuva ve 3 tane dal yaparak devam edecek çimeni hemen çiçeğin yapılışına geçelim. Evet, şöyle ipimi tığıma tutturuyorum arkadaşlar. 2 defa tığı doladım ve çimeni alıyorum bakın. Çimenine şöyle bu ilk dalın 5 zincirli yuvasından. Bunları böyle tığımın ucuyla açtım. Rahatlık olsun diye. 2, 2 ve 2 alarak trabzan yaparak başlıyorum. Bir tane zincir çekip 2 defa tığımı doladım. Yine aynı yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. Arasında bir zincir olan 2 trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri buraya kapatıp kirpiği oluşturdum. Şöyle bir zincir. Yine 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 5 zincir. Yine trabzanın arasına kapattım. Bu aradaki bir zincirli yuvalar da diğer renkli kirpik için olacak. Bir zincir, 2 defa tığı doladım. Bu 5 zincirli yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Evet, 3. kirpik için 5 zincir. Buraya. Yuvaya kapattım bak. Şimdi 2 defa tığı doladım. Hemen diğer yuvanın içerisine geçip şöyle 2, 2 ve 2. Şimdi 1 zincir. 2 defa doladım. Bakın başlarda hep böyle boşluk bırakıyorum. 2 ve 2. 5 zincir. Kapattım. Araya bir zincir. 2 defa doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. 5 zincir. Trabzanın arasına girip kapatıyorum. Araya bir zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen 2, 2 ve 2. Bakın. 3 kirpik, 3 tane de ara boşluğu oluyor. 5 zincir. Kapatıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden 2 defa dolayıp diğer dala geçiyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Bir zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen 2, 2 ve 2. Bak, şöyle 2 tane trabzan yaptıktan sonra 5 zincir. Buraya trabzan arasına kapatıyorum kirpiğimi. İkinci trabzan arası.
Bir zincir 2 defa tığı doladım. Şöyle. 2, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle kapatıp kirpiği oluşturdum. Her yuvaya 3 tane bu sarı kirpikten yapıyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Birer zincir aralarda renkli kirpik için. 5 zincirden 3. kirpiği yapıp şöyle bir zincir çekiyorum. Bakın şu baştaki burada bu şekilde başladığımız için sonu da öyle güzel duruyor arkadaşlar. O şekilde yapacağım. Bakın buranın da kirpiği 5 oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde 2, 2 ve 2 olarak trabzanı yapıp şöyle bir tane de zinciri çektim. İpimi koparıyorum. Evet, şimdi buradaki başladığımız bir zincirli yuvanın içine mor ipimi sık iğne ile sabitleyip 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri kapatıp kirpik oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincir çekip şöyle bu pipirin arkasından öbür bir zincirli araya geçişimi yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde arkada oluyor. Benim bu mor ipim biraz leylek marka ince oluyor biliyorsunuz. Boyası az olduğu için 3 çekiyorum. Siz burayı 3 yerine 2 de zincir çekebilirsiniz. Bakın, kirpiğin arkasından diğer yuvaya geçişimi yapıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya sabitledim. Şimdi yine 3 zincir. Şöyle Bismillah tığım takıldı. 1. Şuradaki boşluk var ya arkadaşlar. Şu önde olacak kirpik aradaki bir zincirli boşluğa arkadan geçiyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 5 zincir. Şimdi yine 3 zincir. Kirpiklerin arasına 3 zincir. Kirpiklerin sayısı 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Arkadan hemen bir zincirle araya ulaşıp 5 zincirimi kapatıp sabitliyorum. 1, 2. Şimdi buradan geçip arkadan bir zincirli sık iğneye ulaşıyorum. Şöyle arkadaşlar. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 3 zincir. Kirpikleri arkadaşsa sonra tığınızın ucuyla da düzeltebilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız daha düzeltmeye gerek kalmaz. 3 zincirimi kapatıp aradan giriyorum. Böyle pipirik yapıyorum. Sona geldik. Yine 3 zincir arkadan dolanma geçiş köprü zinciri de diyebiliriz. Tekrar 5 zincir. Her zamanki gibi bir zincirimi de çekiyorum. Hemen makasımı bulup ipimizle işimiz kalmadı. Şöyle bakın. Kalıp gibi doluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şu ipleri yakayım bakalım. Evet. Modelimizi tamamladık arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oluyor. Yani hem de yapımı kolay hem de buhar böyle çimenindense bunu yapmak kolaydır diye düşündüm. İşte arkadaşlar böyle değişik farklılık olsun. Hep aynı modelleri görmeyin diye tasarlamaya çalışıyorum. Kendimce şöyle sizler için bir şeyler hazırlamaya çalışıyorum. Arası da gayet arkadaşlar şey orta bir aralıkta ne yakın ne uzak bu şekilde
Sizler için hazırladım. Mor menekşe ağlıyor mu ne? Şöyle güzel bir model oldu. Çok da tatlı bir duruşu var. Uzaktan baktayım. Şöyle siyah zemin üzerinde daha güzel gözükürse onun üzerine de tutayım arkadaşlar. Yakından da tutayım. Evet, sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle modelimiz, kolay modelimiz bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.